Şimdi arkadaşlar, bunu ayrıca bir video olarak atacağım. Şöyle oturdum arkadaşlar, sizlere topladığımız otları bir göstereyim. İsim olarak bildiğim isimleri söyleyeyim. Bilemediklerim ablamla annemden yardım alayım. Şöyle bunlar yağlı turp arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa, bunu yol kenarlarında falan bulursanız muhakkak alın. Muhakkak alın yani, gerçekten çok güzel oluyor. Bunun kavurması çok güzel oluyor, turp otunun. Sizlere de bilgi amaçlı olsun diye şöyle bir ayrıca bir video çekmek istedim. Bakın şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu da yağlı turp arkadaşlar. Bu da aynı bundan. Şimdi bunları ayrı göstereceğim şöyle size. Şimdi ben bayağı ot topladım. Buraya kovamı doldurdum. Bunların bir kısmını götüreceğim. İş yerine götüreceğim. Orada kavurmasını yapacağım. Şöyle bakın. Bu da yağlı turp. Şöyle bunu ayırayım. Bu da sütlü ot. Değil mi abla? Buna biz sütlü ot deriz ama başka yerde ne diyorlar bilmiyoruz. Farklı farklı. Biz sütlü ot diyoruz dedim onu. Farklı farklı isimleri olabilir belki başka yerlerde. Bu da sütlü ot. Bunlar türlü yemeğin içine katıyor. Sadece yeniyor mu bilmiyorum da. Her yörede bir isim var. Bazı otları biz mesela farklı farklı biliyoruz. Evet. Evet. Aynen. Aynen. Mesela nerede o? Bir tane ot vardı. Neyse onu göstereceğim şimdi. Yine bu da sütlü ot. Bunu da ayırayım şöyle. Şunlar ısırgan otu arkadaşlar. Bunu herkes biliyordur muhakkak. Şöyle göstereyim. Bu ısırgan otunun böreği çok güzel oluyor. Genelde biz hani gözleme yapacağımız zaman baharın hiç böyle pazardan ya ıspanakmış öyle şey falan almayız. Böyle baharın mevsimsel otlarıyla yaparız gözlememizi falan, çok güzel olur. Bunlar ısırgan otu arkadaşlar. Bu ısırgan otu kansere de iyiymiş gülüm. Kanser. Tohumlaştığı zaman, kaynatıp içtiğin zaman yani yeni evresinde herhalde kanseri önlüyormuş. Ha, ilk evresinde. Evet, çayı ilk da evresinde. Güzel muhakkak, muhakkak şey. Faydası bir sürü sayamadığımız, evet. Aklımıza gelmeyen faydaları var ama gerçekten çok faydalı ısırgan otu. Ben mesela birazcık... Benzeri var ya, çayını içtim. Aynı çay, ada çayı var ya. Ada çayı oldu. Çok güzel yani. İçmesi de güzel. Ben bu. Mesela birazcık haşlıyorum onu. Ispanağı nasıl yumurtalıyorsun? Bunu da yumurtaladığın zaman çok güzel oluyor lezzeti. Bak, denemenizi tavsiye ederim. Denemek lazım aslında. Ben yaparım şöyle. Isırgan otunu azıcık haşlayıp, evet, yumurta. Aynı ıspanağı nasıl yumurtalıyorsun, yumurtalı yemeğini yapıyorsun. Hı-hı. Aynı öyle. Onun gibi. Hı-hı. Denemek lazım aslında. Gerçekten bak ben hiç denememiştim. Oluyor. Güzel oluyor. Şimdi bu şu da vazgeçemediğimiz bizim gelincik otu. Bakın daha yeni yeni çıkıyor, daha tazecik. Ellerimi de yıkamadım daha bu arada, ot topladığımız gibi. Bunlar tazecik gelincik otu. Şimdi bunlar az sonra yemekte yiyeceğiz. Bunları söğüş olarak yiyeceğiz, tere gibi. Bunları ayırıyorum ben. Limonlayıp. Bunları limonlayacağız. Daha gerisi var kovamın altında. Tere otu değil mi kızım? Gelincik otu baba bu. Öyle mi? Ha, daha da yeri ya. Evet. Babam da çok sever gelincik otunu. Bu da annemin bahçesinden roka. Bunu buraya koyayım. Roka mı? Aynı şeye benziyor. Turpa benziyor, biliyor musun? Evet. Şimdi bakalım. Bakın arkadaşlar, şu da bazı yörelerde buna sanırım şey diyorlar. Neydi? Gelin çantası diyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Dana dili diyorlar. Bizde neydi bunun adı? Bir türlü aklıma gelmiyor. Bir saattir düşünüyorum. Neydi bu otun adı diye aklıma gelmiyor ama. Bundan da eskiden çok toplardık biz. Annem pazara götürüyordu bu otlardan. Ama çok fazla olurdu eskiden, böyle çuval çuval toplardık. Annem pazara falan götürdü bahçemizden. Ondan sonra şu genelde sürülmüş tarlalarda olur bu. Bu da yenilen bir ot yani. Şimdi bunu da buraya koyayım. Bakın bu da aşotları yaptığımız zaman, türlü bir yemeği yaptığımız zaman muhakkak içine girmesi gereken bir ot bu da. Buna da kördem deriz arkadaşlar. Bu da bizim orada da emrem diyorlar. Emrem. Hı hı. Ha, bunun biz kördem diyebiliyoruz. Yani bitişik köydeyiz ya. Orası emrem diyor bunu. Bak. Aynı yani... sarımsal tohumu şeysine benziyor ama kördem derler burası. Evet. Dağlarda çok olur bizim bu. Aynen baba. Şimdi bu da... dağlarda var ya, çok güzel olur. Hem babam, eskiden babam şey dağ soğanına alışık ya, eskiden davar güttüğü zamanlarda dağ soğanına alışık, yani dağ soğanına da benziyor. Böyle sarımsakla pırasa arası bir kokusu var arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Bunu da koyayım. Yine içinde var. Şöyle koyayım. Bak bu da yine dana dili ya da neydi? Gelin çantası dediğimiz ottan. Bakalım daha ne var. Şimdi topladığımız otlar şimdi
Bir de şu var arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bu da, biz buna ot aşı deriz değil mi abla? Aş otu. Aş otu deriz biz buna. Bu süt taş sürdüle bir şey herhalde ekseri. Babama sor sen. Sen babama sor bu yemek tariflerini. Ha. Babama sor. Sürdüle bir şey, yağ ile kavrulur. Evet. Tabii aşçıdan al şey tarifi oldu şimdi bu. Babam da şeyde yapardı bunu. Eskiden babam da severdi bunu da. Tabii pişiriyor mu şimdi baba? Bayağıdır pişirmedin herhalde. Tabii şimdi eski bu yok şimdi bu. Ha, eskiden çok olurdu. Çok çuval olurdu. Çuval toplardık dediğim gibi bunlardan falan. Evet. Bunlar türlü olarak toplardık. Daha güzel yapraklar var. Yapraklı bunlar daha yeni çıkıyor. Evet. Bir de deve tabanı vardı. Ama ben onu yıllardır görmedim o deve tabanı. Bir gün çıkmak lazım şu hayıtların. Evet, şu hayıtların arkasında oluyordu önce değil mi? Bence daha yeni yeni çıkacak onlar. Daha mevsim yeni geliyor ya bahar. Bir daha geldiğinde bir bakalım. Bir daha geldiğinde bakalım. Bakın bu da neydi bu abla? Adı aklıma gelmedi. Ebe gömeci. Ebe gömeci. Bu da ebe gömeci deriz. Ebe gömeç der. Annem gülüyor. Evet. Köylü adıyla ebe gömeç. Sosyetik adıyla ebe gömeci. Aynen. Bu da yine türlü otların içinde yemek pişirilir. Şöyle bakayım daha ne var kovamın içinde. Bakayım gerisi turp sanırım. Kaç çeşit ot toplamışım? Şimdi şöyle turplarım var. Turplarımı ayıracağım. Bunları ayrı turp kavurması yapacağım çünkü. Diğerlerinde yemek yapacağım arkadaşlar. Turp var bir. Ondan sonra sütlü otumuz var 2. Ebe gümecimiz var 3. Dana dilimiz ya da gelin çantamız var 4. Hani bunun ismini bilen arkadaşlarım varsa beni aydınlatırsanız sevinirim arkadaşlar. Şu an bugün bulduğumuz otlar bunun. Daha bir sürü ot çeşidimiz var Antalya yöresinde. Şu an kaç çeşit ot bulmuşum? Onları da size bir sayayım. 1 dedim. 2, 3, 4. Isırgan otu 5. Gelincik 6, kördem 7, aşotu 8, 8 başka saydım yok herhalde. Roka ile beraber 9 mu oldu? 9 çeşit ot topladım. Aslında kokul ot da bulmuştuk herhalde ama otların içinde sanırım turpların içinde mi? Karışık. 9 çeşit. Evet, tur şey kokul otumuz da vardı ama bulamadık herhalde onu. Karışmış herhalde. Evet, 9 çeşit ot topladık arkadaşlar bugün. Hem sizlere de şöyle bir fikir olsun. Hani bunları gördüğünüz zaman, bağda, bahçede gördüğünüz zaman muhakkak toplayın yani. Bu yer bereketi arkadaşlar. Yol kenarında görürsünüz, ormanda görürsünüz, toplayın yani. Çünkü neden? Yer bereketi. Rabbim bize... Doğal mı? Doğal. Rabbim bize ne nimetler vermiş de belki farkında değiliz ama gerçekten... Rabbime binlerce şükürler olsun. Yani paranız paranın bir değeri yok. Pazara gidiyorsun, bitiyor. Ondan sonra ne gerek var? Bahçeleri bu şekilde dolaşın. Ondan sonra geçen gün okulun bahçesinde teyzenin birisi ot topluyor. Neydi o? Otun adı aklıma gelmiyor. Şu anda şeker hastalığına iyiymiş. Bir poşet toplamış teyze bizim okulun bahçesinden. Şeker hastalığına çok iyi yavrum bu diyerekten topluyordu. Hatta Meryem abla da topluyormuşmuş oradan daha önce faydalı olduğu için. Yani ne nimetlerimiz var ne otlarımız var ki. Yani şifa kaynağı. Öyle söyleyeyim size. Yani bilemediğimiz daha ne faydaları var bu otların arkadaşlar. İnşallah bugünkü beğendiğiniz bir video olmuştur. Bu şekilde sizleri de bilgilendirmek istedim. Yani ot, bildiğim otlar hakkında daha bir sürü ot çeşidimiz var Antalya yöresi olarak ama bugünkü bahçeden gelirken topladığımız otlar bunlar. Ebe gömecinin, evet dedim. Ebe gömecinin sarması da güzel oluyormuş gibi. Ebe gömecinin yani sarması. Aynı şey gibi, yaprak gibi mesela şuralarını sarıyorsun. Güzel oluyor. Ben bir defa olabilir yaptım. Aslında yaptın mı sen? Ben bir defa yaptım ama herkes de güzel olduğunu söylüyor. Ha, aslında denemek lazım abla. Ben denemek amaçlı birkaç tane hani normal dolmamın içine koymuştum. Olabilir aslında. Güzeldi yani. Şey İlaba'da bulsaydım İlaba'da da gösterecektim sana ama İlaba'dayı unuttum. İlaba'da da şu an tam mevsim. Şeyde onun da sarması bizim, olurdu. Öyle. Bizim özün alt kısmında kerteneli vardır. He işte şey yağışlı olduğu için arkadaşlar çok fazla gidemedik yani şeye. İlebadan'ın da çok güzel dolması oluyor. İnşallah bir dahaki videoda onu da gösteririm size. Hava yağışlı Antalya'da dediğim gibi. Aynen, İnşallah. Aşotuna benzer ama uzun büyük olur o yaprakları. Heh, aynen onda dolması oluyor arkadaşlar. Heh.
Neyse bu videom da çok uzun olmasın dedim. Ama biraz sohbetmiş, biraz muhabbet derken biraz uzattım sanırım. Sizleri de bu şekilde bilgilendirmek istedim. Yani bugünkü topladığımız otlara 9 çeşit ot toplamış oldum. Yani bunlar yenilebilen otlar arkadaşlar. Şöyle poşetleyelim gülüm. Bunları poşetleyeceğiz, katacağız. Ben bunları turp otlarına götüreceğim. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımda görüşürüz inşallah. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.